Eslem. Bağlandı hocam. Şükür kavuşturana. Şükür. Ben sizi göremedim. Herkes görmüş ikimizi de ama ben sizi göremedim. Evet, çok ilginç bir şey. Yani beni gördükleri, hatta buradan mesajları da takip ediyorum ben. Arkadaşlar beni gördüklerini söylüyorlar. Şaşırdım tabii. Neyse, hayırlısı olsun bakalım ne olacak. Yani evet, geç hocam. Olsun da güç olmasın diyelim. Kusura bakmayın. Estağfurullah, senlik bir şey yok ki, bizlik de değil, internetin azizliği, öyle diyelim, tamam mı? Tamam hocam, başlayalım mı sorularla? Tamam, başlayalım. Ya çünkü Allah, bismillah diyelim ve başlayalım. Hocam, ilk olarak Hazreti Ayşe'nin kabilesi, ailesi ve İslamiyet kabulü hakkında neler söyleyebiliriz? Evet, şimdi Hazreti Ayşe malumunuz Ebu Bekir-i Sıddık'ın kızıdır. Yani Sıddık ne demek? Çok doğru olan adam. Peygamberimizin en yakın arkadaşının kızı. Tabii Hazreti Ebu Bekir nereli oluyor? Kureyşli olacaktı. Kureyş'in Teyb kabilesindendir kendisi. Hazreti Ayşe'nin annesi Ümmü Ruman binti Amir bin Üveymir'dir. O da aslında Mekke'nin güneyinden Mekke'ye gelmiş. Kocası öldükten sonra Hazreti Ayşe ile evlenmiş bir hanım. Bu evliliklerinden zaten Abdurrahman bin Ebi Bekir ile Hazreti Ayşe dünyaya gelecektir. Tabii Hazreti Ayşe'nin birkaç tane kardeşi var. Onları da belki söyleyelim. Gerçi anneleri farklı olacak. Abdullah bin Ebi Bekir, Tüfeil bin Abdullah, Abdurrahman bin Ebi Bekir, Esma binti Ebi Bekir, Muhammed bin Ebi Bekir, Ümmü Gülsüm binti Ebi Bekir'dir kardeşleri. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Tabii Hazreti Ayşe'nin babası, tabii Peygamberimizin çok yakın arkadaşı, tüccardır kendisi. Elbise ve kumaş ticaretiyle meşguldür. Malumunuz Yemen'e kadar, işte Hindistan üzerinden gemiler gelir. Yüklerini işte Aden Limanı olabiliriz, o bölgeye bırakırlar. Buradan da, hatta şöyle söyleyelim, Kızıldeniz'in içine girmeye korkar buradaki denizciler, özellikle açık denizindeki denizciler. Bundan dolayı da develere yüklenir. Develer üzerinden Mekke'ye, oradan daha kuzeye doğru Busra, belki işte Dimeşke kadar, Şam'a kadar o bölgelerde ticaret yapa gelmiştir babası. Tabii aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir gerçekten önemli bir şahsiyet ki zaten hem Mekke'de de önemli bir mevkii var kendisinin. Özellikle Kureyş'in soyu hakkında çok teferruatlı, detaylı bilgiye sahiptir ki kızına da bu bilgiler intikal edecektir. Bunu söyledikten sonra Hazreti Ayşe'nin İslamiyet'e girişiyle ilgili olarak kendisinin şöyle bir ifadesi var. Kendimi bildim bileli annem ve babam Müslümandı diyor. Kendisi de Müslüman. Çünkü aslında annesi ve babası çok erken bir zamanda İslam dinini benimsemiştir. Ben kitabımda biraz detaylı anlatmıştım bunu. Çünkü vaktimiz çok fazla olmayabilir, detayına girmeyeceğim. Ama Hazreti Ebu Bekir bayağı işkence falan görmüştür. Ailesinin bile haberi yoktur Müslümanlığı benimsediğinden. En nihayetinde zaten böyle bir aile ortamında yaşadığı için Hazreti Ayşe de çok erken bir dönemde Müslümanlığı benimsemiştir. Ve onun için şöyle der, hiç şirke bulaşmadığı, yani hiç putlarla uğraşmadığı şeklinde bunu söyleyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. İkinci soruma geçiyorum izninizle. Evet. Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olan evliliği ve aile hayatından bahsedebilir miyiz? Ayrıca Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir çocuğu olmadığını, olduysa da çok küçük yaşta vefat ettiğinin kaydına varıyoruz. Hazreti Ayşe'nin evlat hasretiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii şöyle söyleyelim, Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe üçüncü eşi olacaktır. Hazreti Ayşe'nin de ilk evliliğidir, Peygamberimizle olan evliliği. Hazreti Ayşe aslında Mekke'deyken Cübeyr bin Mut'im ile nişanlı idi. Ne hikmetse, yani sebebini çok bilmiyoruz ama belki de müşrik ailesi Müslüman olduğu için nişanı bozmuş olabilirler. Ama nihayetinde Hazreti Peygamber'le Mekke'de nişanlanacaktır.
Zaten hicret sonrasında da ikinci yıl, hemen hemen ikinci yılda evlilik gerçekleşecektir. Şimdi özellikle az önce de belirtmiştim, Hazreti Ayşe Peygamberimizin Medine'de ikinci yıldaki evliliğinde üçüncü eşidir. Çünkü Hazreti Hatice vefat ettikten sonra ki çocukları vardır, çocuklarının bakımı için evlenmesi gerekecektir. Sevde binti Zema annemizle evlenmiştir ve üçüncü eşi de Hazreti Ayşe olacaktır. Hazreti Ayşe ile Peygamberimiz evlendiğinde tabii nasıl bir düğün dernek kurduklarını bilmiyoruz. Aslında şöyle, düğün dernekleri hakkında fazla bir bilgimiz yok da o dönemin düğün dernekleri hakkında bir takım bilgilere sahibiz. Oradan mutlaka bir velime yemeğinin ikram edildiğini biliyoruz. Düğün derneklerde özellikle deflerin çalındığını, hanımların kendi aralarında eğlendikleri şarkılar söylediklerini mütakiben Medine'de icra edilen birçok düğündeki örneklikten biz bunları öğrenebiliyoruz. Şimdi diğer taraftan tabii Hazreti Peygamber'in Ayşe ile olan evliliğinde bir çocuğu olmayacaktır. Bunun artık bir evlat hasretiyle yanıp tutuşur. Aslında şunu da söylemek lazım belki. Mesela Arap toplumunda, ki cahiliye Arap toplumunu söyleyelim artık, çocuğu olduğunda bir kadın ancak aileye dahil ediliyor idi. Yani Hazreti Ayşe'nin bir çocuğunun olmaması aslında o geleneksel bir takım etkilerden dolayı kendisini üzmüş olabilir, rahatsız etmiş olabilir. Bu anlamda evlat hasreti çekecektir. Ve belki şunu da söylememiz gerekebilir. Hazreti Ayşe'nin böyle günümüzde de vardır ya, kız çocuklarına böyle bebekler, erkek çocuklarına kılıçtı, işte oktu filan verilir. Yani bu dönemlerde de aslında çok farklı olmadığını, Hazreti Ayşe'nin belki bu hasretini böyle giderdiğini de fark edebiliyoruz. Belki rivayetleri öyle değerlendirmemiz mümkün olabilecektir. Tabii diğer taraftan Esma, kendi ablası Hazreti Esma'nın da oğullarından birisi, ki Peygamberimize zaten bu durumu arz edecektir. Ve Esma'nın oğlu Abdullah bin Zübeyir'e nispetle kendisine Ümmü Abdullah künyesi verilmiş olacaktır. En azından kendi yeğenlerini ve sadece belki konuşmamızın sonunda belki belirteceğim, kendisinin çocuğu olmamıştır ama aslında Ümmühatül Mümininden olması hasebiyle aslında Hazreti Ayşe ve diğer peygamberin eşleri bizim annelerimizdir. Bütün sahabe çocukları aslında sahabe kendilerinin de çocukları olmuştur. Ve onların eğitimiyle de zaten meşgul olmuştur. Önümüzdeki vakitlerde bunlardan bir miktar bahsedeceğiz. Tabii belki aile hayatıyla ilgili olarak bazı şeyler söyleyebiliriz. Daha başka şeyler. Mesela Peygamberimizin Hazreti Ayşe ile yaşadığı ev aslında Medine Mescidi'nin, hani hicretle birlikte inşa edilen mescidin hemen kenarında çok mütevazı, belki 4x4, 5x5 metrekarelik bir küçücük oda. Zaten kızı Fatıma'ya falan odalar yapılmıştı, Sevde annemize odalar yapılmıştı. Aslında hayat burada geçecektir. Belki de bütün hikayemiz burada cereyan edecektir. Tabii mescide çok yakın olması Hazreti Ayşe'nin hemen hemen mescitte ne olup bitiyorsa ya da bütün vaazlar, hutbeler ne varsa hep peygamberden bunu özel olarak duyabilme imkanı sağlayacaktır kendisine. Zaten o da sonrasında ifade edeceğimiz gibi Hazreti Ayşe'den çok geniş miktarda hadisin rivayet edilmesinden bu anlaşılacak. Neredeyse Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in yanında durmuş bir teyp kaseti gibi her şeyi kaydetmiş gibi gözüküyor. Tabii evlilikleri süresince aralarında peygamberimizle bir takım böyle güzel dilin oluştuğu rivayetlere yansıyor. Mesela Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'ye diyor ki, bana ne zaman kızdığını, ne zaman hoşnut olduğunu biliyorum dediğinde Hazreti Ayşe bunu nasıl anladığını sormuş. Allah Resulü de, hoşnut olduğunda Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Kızdığında ise İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki. Aralarında böyle çok tatlı bir, latif, hoş bir diyalog oluşturmuşlar, inşa etmişler. Peygamberimiz Hazreti Ayşe'yi çok sevdiği için kendisine Ayşe, Uveyş, Ayşe, Uveyş mesela Ayşecik demek aslında. Ya da bazen
beyaz tenli olması sebebiyle Hümeyra demiş. Bu da böyle birbirlerinin aralarındaki yakınlığı ifadesi açısından önemlidir. Bir de tabii şunu söylememiz gerekecek. Özellikle bir tartışma olur. Hazreti Ayşe üçüncü eşidir ama nihayetinde Peygamberimizin yapacağı başka evlilikler de söz konusudur. Bu evlilikler dolayısıyla Hazreti Ayşe'nin bir takım kıskançlıklar ortaya koyduğu ifade edilir. Aslında tabii kısmen bu belki bir nasıl söyleyeyim tabii bir durumdur. Bu erkek de kıskanabilir, kadın da kıskanabilir bu bağlamda. Ama mesela şunu da unutmamak lazım. Genelde rivayetler, mesela Hazreti Ali'den gelen bir rivayet var. Allah Resulü'nün sevgilisi diye hitap edilen kişi Hazreti Ayşe'dir. Mesela Hazreti Ayşe'nin diğer kadınlardan üstünlüğü, tirit yemeğinin diğer yemeklerden üstünlüğü gibidir diyor. Aslında bunu Hazreti Ömer'den bir rivayette de bunu duymuştum. Kızım Hafsa diyor kendi kızı Hafsa'ya. Yani Peygamberimizin Ayşe'yi daha fazla sevdiğini biliyoruz. Ama lütfen işte Peygamberimizi üzmeyin gibi bir takım tavsiyelerde bulunduğundan da bahsedilecektir. Tabii Hazreti Ayşe ile Allah Resulü arasındaki evlilik bağı, sevgi, anlayış, saygı temeli üzerine inşa edilecektir. Anlatılanlardan Hazreti Peygamber'in kendisine büyük ilgi duyduğu, yakınlık gösterdiği, kendisiyle her daim sohbet etmekten zevk aldığı, eşiyle gezilere çıktı, hatta böyle koşu yarışmalar falan yapıyor. Sıklıkla bir arada olduğu, gece sohbetleri yaptığı, davetlere kendisiyle birlikte katılmaktan hoşlandı. Zaten rivayetlerden anlaşılmaktadır. Peygamberimiz sevgili eşinin merakla sorduğu sorularına cevap vermekten hoşlandığı yine rivayetlere yansımıştır. Yine Hazreti Ayşe'nin yaşının küçüklüğü ve tecrübesinin azlığına rağmen bitmek bilmeyen merakı, zekası, anlayışı, kuvvetli hafızası, güzel konuşması, Kur'an'ı ve Peygamber'i en güzel şekilde anlama çabası Allah Resulü'nün yanında çok önemli bir mevki kazanmasına imkan vermiştir. Tabii arada şunu da söyleyelim. Hep böyle güllük gülistanlık mı bir evlilik gerçekleşti? Arada bir Hazreti Ayşe'nin bir takım böyle sıkıntılarının, hatalarının olduğu fark ediliyor. Peygamberimiz mesela uyaracaktır biricik eşini. Ve aslında Peygamberimiz eşini uyarırken aslında bir noktada kendi yeni inşa edilen toplumuna uyarılar bırakmaktadır. Bunu da belirtelim. Mesela bir gün Hazreti Ayşe Peygamberimizin yanında birisinin taklidini yapıyor. Peygamberimiz gerçekten bu duruma üzülüyor. Elime dünyaları verseler bile bir başkasının taklidini yapmam. Bundan asla hoşlanmam diyerek bu tarz bir eğlence ve mizah maksadıyla şaka yapılmasını hoş görmediğini eşini uyararak da belirtecektir zaten. Tabii aile hukukuyla alakalı olarak şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Mesela Sevde annemiz ikinci eşi Peygamberimizin, Hazreti Ayşe üçüncü eşi. Sevde ile Ayşe arasında çok güzel bir bağ oluşmuş. Aslında bir anne kız, bir abla kardeş hukukunun olduğunu biz fark edebiliyoruz. Ama diğer eşleriyle bir miktar sorun yaşadıkları fark ediliyor. Mesela Hafsa annemiz, Hazreti Ömer'in kızı Hafsa annemizle birlikte hareket edip diğer eşleriyle bir takım sıkıntılar yaşadı. Kaynaklarımıza yansımış. Böyle tahrim ayeti aslında bu bağlamda nazil olacaktır. Ama bu tarz şeyler aslında insani hasletler şeklinde olabilecektir. Asla ve kat'a Hazreti Ayşe'nin bizim nezdimizdeki büyüklüğünü küçültecek bir durumda değildir. Onu da belirtmiş olayım. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Başka aslında neler söyleyebilirim diye şöyle bakıyorum. Ha belki şunu da söyleyebiliriz. Hani Peygamberimiz vefat esnasında aslında vefat etmeden kısa süre önce hastalandığında Meymune annemizin odasında, evinde hastalanmıştır. Ama aslında toparlayamayınca kendisini özellikle Fadıl bin Abbas ve Hazreti Ali'nin yardımıyla kendisini Hazreti Ayşe'nin odasına götürülmesini isteyecektir. Tabii bu sevgiden de kaynaklanıyordu ama Hazreti Ayşe aynı zamanda gençtir. Başka meşguliyetleri de yoktur. Peygamberimize çok daha güzel bakma imkanı olacaktır. Ki Hazreti Ayşe'nin aslında Arap Yarımadası'nda o dönemde tedavülde olan bazı
hastalıklara iyi gelen ilaçların kullanabildiği, bildiği, öğrendiği ifade ediliyor. Belki bu bağlamda Peygamberimizin hastalığı esnasında kendisini tedavi için çaba sarf ettiğini, bu bağlamda onun evine gitmeyi arzu ettiğini anlıyoruz. Bunları söyleyeyim, evet. Sağ olun hocam. Diğer soruma geçiyorum izninizle. Tabii ki. Yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in teyzesi Hazreti Ayşe ve annesi Esma için insanlar arasında onlar kadar cömertini görmediğim dediği rivayet edilmektedir. Bize Hazreti Ayşe ve ablası Esma'nın cömertlikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii şimdi aslında bütün peygamber hanımları cömertler ki peygamberimiz de zaten yaşam olarak da alabildiğine mütevazı bir yaşam sürmüştür malumunuz. Mesela hicretle birlikte Medine'ye, Yesrib'e geçip orada ilk mescidi inşa edip yanında kendi mütevazı odalarını yaptırmıştı peygamberimiz. Ama vefat ettiğinde cenazesi zaten Hazreti Ayşe'nin odasına defnedilecektir. Bu da çok basit aslında. Bugün belki bizim çok yaşamayı arzu etmediğimiz tarzda evler ama Peygamberimiz vefat ettiğinde Arap Yarımadası'na hakim bir şahsiyettir. Belki çok daha güzel saraylar yaptırabilirdi ama Peygamberimiz başından neyse aslında sonunda da öyle gayet mütevazi bir yapıya sahipti. Aslında hanımları da bunu yapacaktır. Özellikle tahrim ayetleri nazil olurken böyle bir sorun yaşanacak. Peygamberimizin hanımlarına büyük bir peygamberimiz kendisi hanımlarına büyük bir uyarı yapacaktır. Bir ultimatom gibi değerlendirebiliriz bunu. Dünya hayatını istiyorsanız size dünyaya dair çok fazla mal mülk verebilirim ama sizinle ayrılmak zorunda kalırım. Ama beni istiyorsanız, benimle yaşamak istiyorsanız yaşayacağınız hayat böyle mütevazı bir hayattır. İşte bunu aslında kendilerine model edinmişler, öyle gözüküyor. Ve İbn-i Zübeyir, annesi Esma ve teyzesi Ayşe'nin cömertliğini işte bu şekilde ifade edecektir. Peki bunu nasıl anlatıyor? Teyzesinin eline geçen şeyleri biriktirip belli miktara ulaştıktan sonra dağıttığını, annesinin ise eline geçen her şeyi hiç ertesi güne bırakmadan hemen verdiğini söylüyor. Bu anlamda gerçekten aslında dönemin şartlarına bakıldığında ikisinin de cömertlikte birbirleriyle yarıştığını görebileceğiz biz. Evet. Teşekkür ederim. Diğer soruma geçiyorum hocam. Hazreti Ayşe'nin daima Hazreti Peygamber'in yanında olduğunu, Hazreti Peygamber'in yanında olduğunu, onunla pek çok şeyi paylaştığı bilinmektedir. Bu bağlamda Hazreti Ayşe'nin katıldığı savaşlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kendisi hangi savaşlara katılmıştır? Tabii ki. Aslında hemen hemen hicretin ikinci yılında evlendikleri için aslında Peygamberimizin yaşamındaki pek çok hadisede Hazreti Ayşe'yi direkt görebiliyoruz. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Çünkü rivayet edilen hadisler kendisinden geliyor zaten. Kendisi bizzat işte muhtelif savaşlarda, olaylarda bulunduğunu belirtecektir. Tabii belki az önce şunu da söylememiz gerekirdi. Hazreti Ayşe aslında ablası Esma ile birlikte sır saklamasını biliyorlar. Daha Mekke döneminde Hazreti Peygamber Hazreti Ebu Bekir'in evine gelip artık hicret için izin verildi gideceğiz dediğinde kızları da yanına gelmiştir. Peygamberimiz bir anda tedirgin olmuştur ama bunlardan çıkmaz diyecektir. Nihayetinde Hazreti Peygamber Ebu Bekir ile birlikte Sevr mağarasına gizlendiklerinde Mekkeli müşrikler Esma'yı da Hazreti Ayşe'yi de sıkıştıracaklardır. Ama asla bunlar hatta Esma'ya bir tokat atıldığı ifade edilir kaynaklarda ama asla bir şey söylemeyecekler. Hazreti Ayşe gerçekten aslında ablası gibidir ve hemen hemen Peygamberimizin az önce de belirttiğim gibi birçok savaşında yanında yer alacaktır. İlk olarak biz Bedir Savaşı'nda görüyoruz Hazreti Ayşe'yi. Ama Peygamberimizin yanında da katılmıyor. Çünkü henüz nişanlılar babasının yanında Bedir Savaşı'na iştirak etmiştir. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Bedir Savaşı'na dair birçok malumat kendisinden aktarıldığı için biliyoruz. Hazreti Ayşe'yi Uhud Savaşı'nda da görüyoruz. Ama bizzat savaşın olduğu mekanda değil ama özellikle
Harret-i Vakım denilen Medine'nin kuzeyine doğru böyle volkanik kayalık araziler var. Oraya yakın Harise oğulları yurdunda bekliyor diğer peygamber eşleriyle birlikte. Ve o neden bekliyor? Savaş sonucunda bir sıkıntı olduğunda yaralılara ya da işte insanları taşıyabilmek için bekleyecek. Ama Halid bin Velid'in süvarilerinin saldırısıyla Müslümanlar Uhud Dağı'na doğru çekilmek zorunda kalınca Hazreti Ayşe bunu haber alıyor ve koşa koşa elinde bir takım erzaklar ve suyla eşinin ve Müslümanların yardımına gittiği ifade edilecektir. Bu önemli bir husus tabii ki. Yani ne anlama geliyor? Kadın eşinin yanında. Aslında tam savaş meydanında değildi bu esnada ama hemen yanında yer aldığını görebiliyoruz. Mesela Hazreti Ayşe'yi Beni Müstalik gazvesinde de görüyoruz biz. Aslında Müreysi gazvesi diye de geçer bu. 626 miladi yılda vuku bulacak. Medine'nin güneyinde bir yer bu Müstalik bölgesi. Peygamberimizin buraya giderken Sevde annemiz de özür dilerim Ümmü Seleme ile birlikte Hazreti Ayşe annemizi yanına aldığını biliyoruz. Hatta dönüşte malumunuz İfk hadisesi vuku bulacaktır. İşte bu savaşın dönüşünde gerçekleşecektir. Onu da bilahare herhalde anlatırız biz. Aynı zamanda 627 yılında Hendek Savaşı'nda da Hazreti Ayşe peygamberimizin hemen yanındadır. Hendek kazılmıştır. Belli yerlerde Müslümanlar nöbet tutmaktadır. Hazreti Peygamber'e de belli bir kısım da gözcülük yapması istenecek. Hazreti Peygamber burada eşi Ayşe ile birlikte nöbet tutuyordur ve çok stratejik bir yer ki Peygamberimizin bir ara gözüne uyku filan geliyor. Ya birisi gelse de beni biraz dinlendirse diye Sa'd bin Ebu Vakkas nöbeti devralmaya gelecektir. Hazreti Ayşe'nin hemen yanında bir süre Peygamberimiz dinlenecektir. Bu bilgiye de sahibiz biz. Yani Kesinlikle. Hazreti Ayşe bir dakika savaş hattında aktif olarak yer alıyor. Tabii sadece bu mu? Aslında Peygamberimiz bir takım olaylar vuku bulduğunda ilk istişare ettiği insanlardan birisi Hazreti Ayşe'dir. Mesela Mekkelilerin müttefiki Bekir kabilesi, Kureyşlerin teşvik ve destekleriyle 8. yılda Müslümanların müttefiki Huza kabilesine bir saldırı düzenleyecektir. Bu da aslında şöyle bir sonucu doğuracak. Hüdeybiye Anlaşması yapılmıştır. Hüdeybiye Anlaşması'nın bozulmasına neden olacaktır. Şimdi bunu haber alınca Peygamberimiz ilk olarak Hazreti Ayşe ile bunu uzun uzun anlatıyor. Ben çok fazla detaya girmeyeceğim. Ve gerçekten de Peygamberimiz eşiyle bu meseleyi uzun uzadıya tartışacaktır. Sonra çok ilginçtir bakın artık Peygamberimiz zihninde bir takım planlar oluşturacak ve nihayetinde Mekke'nin fethi için hazırlıklara başlamasını isteyecek. Ne diyecek eşine, Hazreti Ayşe'ye? Bizim için hazırlık yap ve işini gizli tut diyerek kimseye bir şey söylemesini istemeyecektir. Tabi sadece Hazreti Ayşe bilmektedir. Bu arada kızının yanına girdiğinde Ayşe'nin un, kavrulmuş un, hurma hazırlamasından işkillenecektir. Hazreti Ebu Bekir, kızım hayırdır? Allah Resulü bir yere gazaya mı niyetlendi diyor. Tabii Hazreti Ayşe, Nuh diyor peygamber demiyor misali ve hiçbir şey bilmediğini ifade edecektir. Babası çok ısrar edecektir ama hiçbir şey söylemiyor. Çok ilginçtir. En nihayetinde Hazreti Ebu Bekir peygamberimize diyecek. Ya Resulallah böyle böyle bir takım hazırlıklar yapılıyor. Hayırdır ne oluyor filan deyince en sonunda bir fethi, Mekke'nin fethi için hazırlıkların yapıldığını ama Hazreti Ayşe'nin gerçekten ser verip sır vermediğini burada görebiliyoruz. Birkaç husus kaldı. Hemen onu da söyleyeyim. Çok ilginç bir bilgi var da. Mesela Tebuk Seferi hazırlıkları olurken ki Tebuk Seferi'ne katılmayacaktır Hazreti Ayşe ama kadınlar, hanımlar boş durmayacaklar. Hani erkekler tamam savaş için hazırlıklar yapıyorlar. Kılıçlar bileniyor, oklar hazırlanıyor, mızraklar hazırlanıyor. Belki deriden kalkanlar yapılıyor falan. Ama peki hanımlar ne yapıyorlar? Hanımlar bakın çok ilginçtir. Hazreti Peygamber'in eşi Ayşe'nin evinde Allah Resulü'nün önüne bir sergi serilmiş. Her ne kadar dönemin ekonomik şartları
çok elverişli olmasa da kadınlar gönüllerinden ne koparsa, dönemin ziynet eşyalarından bilezikti, halhaldı, küpeydi, yüzüklerdi, muhtelif şeyleri sergiye koyacaklar. Ve bunlar da karınca kararınca sefer hazırlıklarına katkı sağlayacaktır. Bakın hayatın her alanında kadın erkeğinin yanındadır. Tabii son olarak Hazreti Ayşe'nin veda haccında da bu bir askeri sefer değildir ama veda haccı bizim için önemlidir biliyorsunuz. Peygamberimizin daha sonrasında hac yapamayacaktır. 3 ay sonra da vefat edeceği için veda haccı denilmiştir malumunuz. Ve bundan dolayı Peygamberimizle birlikte veda haccına aslında Mekke'deki hacca iştirak edecektir. Ve çok ilginçtir. Medine'den çıkış ve yol boyu hangi güzergahlardan geçildiği gibi pek çok bilgiyi biz Hazreti Ayşe'nin sayesinde öğreneceğiz. Bunu da söyleyeyim. Herhalde yeterlidir diye düşünüyorum. Evet Eslem. Teşekkür ederim hocam. Hazreti Ayşe'nin içinde yer aldığı ifk hadisesiyle kendisine atılan iftiralar ve sonrasında vuku bulunan hadiseler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ayrıca bu hadise üzerine nazil olan ayetlerden bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi ifk sözlükte iftira, en kötü ve en çirkin yalan. Özellikle Hazreti Ayşe'ye zina iftirası atılması olayına biz ifk hadisesi diyoruz. Tabii az önce de belirttik Hazreti Ayşe eşinin yanında pek çok savaşa, sefere iştirak ettiğinden bahsetmiştik. Ve az önce de Müreysi gazvesi dediğimiz, Beni Ustalik dediğimiz gazveye için Medine'nin güneyine gittiğinden de bahsetmiş idik. İşte özellikle bu gazve yapıldıktan sonra dönerken kendisinin anlatımıyla şöyle bir şey var. Ben izniniz olursa orayı şöyle okuyayım. Kendi ifadelerinden meseleyi kavrayalım diye söylüyorum. Hazreti Ayşe diyor ki o zaman kadınlar oldukça hafifti. Çünkü azıcık bir yiyecek yiyebiliyorlardı. Dolayısıyla şişmanlayıp ağırlaşmıyorlardı. Benim devemi 2 adam sürüyordu. Ben genellikle deve üzerindeki oturağım olan hevdejde otururdum. Görevli de hevdeci kaldırır. Devenin üzerinde böyle oturma imkanı bir de kapalıdır o. Güneş zamanlarında yakmasın diye orada perde gibi bir şey de vardır. Hevdeci kaldırır, devenin üzerine yerleştirirdi. Hevdeci iple bağlar ve deveyi salardı. Akabinde devenin yularını tutar ve öylece götürürdü. Ümmü Seleme de aynı durumda yolculuk yapardı. İnsanların yan taraflarında yolculuk ediyorduk. Diğerlerinin bize yaklaşmasına izin verilmiyordu. Allah Resulü bazen benim yanımda, bazen de Ümmü Seleme'nin yanı başında yürüyordu. Medine'ye yaklaştığımızda bir yerde konakladık. Gecenin bir bölümünde burada kalındı. Sonra henüz gece iken yola çıkmak için hareket emri verildi. Biliyorsunuz çöl ortamlarında gündüz özellikle öğle ikindinin sıcaklarında yola çıkılmaz. İstirahat edilir. Özellikle akşama doğru yahut da sabah erken vakitlerde yola çıkılacaktır. Bunu ifade ediyor. Sonra henüz geceyken yola çıkmak için hareket emri verildi. İhtiyacımı gidermek için bir tarafa gidip sonra da geri döndüm. Dönerken yolda boynumda Resulullah ile evlendiğimde annemin hediyesi olan gerdanlığı kaybetmiştim. Konak yerine döndüğümde gerdanlığı kaybettiğimi fark ettim. Tam o esnada bütün ordu hareket etmiş, sadece birkaç grup kalmıştı. Hevdecin içinde olmadan devemin götürülmeyeceğini düşünüyordum. Bundan dolayı gerdanlığı aramaya çıkmış, tahmin ettiğim yerde de gerdanlığımı bulmuştum. Adamlar hareket etmek için deveyi hazırlamışlar, beni de içinde sanarak hevdeci kaldırıp devenin üzerine yerleştirmişlerdi. Ben devenin üzerindeyken konuşmuyordum. Dolayısıyla da bu durumdan şüphelenmemişlerdi. Konak yerine döndüğümde ise orada kimsecikler kalmamıştı. Hemen elbiseme sarıldım ve oturdum. Bana gelineceğini biliyordum. Uyku bastırınca uyuyup kalmışım. Görevi gereği ordunun arkasında gelen Safvan bin Muattal diye bir sahabe var. Kamp yerini kontrol ederken bir insan karaltısı görüp bana doğru gelmişti. Elbiseme sarılı vaziyette duruyordum. Safvan beni fark etmişti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani Allah'tan geldik ona döneceğiz. Yani kendisinin varlığını göstermeye çalışıyor. Sözleriyle uyandım. Hemen yüzümü elbisemle örttüm. Benimle bir kelime bile konuşmadı. Sadece devesini çökertirken söylediği ifadeyi duydum. Sonra benden yüz çevirerek binmem için eliyle işaret etti. Ve böylece devesine bindim. Kuşluk vakti karargaha yetiştik. Oraya varınca
ordu kaynamaya başladı. İşte aslında olayın ilk kısmı Hazreti Ayşe'nin rivayetlerini bu şekilde yansıyacaktır. Tabii Hazreti Ayşe Medine'ye geldikten sonra şiddetli bir baş ağrısı hissedecektir. Ve aslında kendisine atılan iftira hakkında fazla bir şey bilmiyor. Hatta hiçbir şey bilmiyor. Bu işin başını çeken ise aslında Peygamberimiz Medine'ye gelmeden önce Medine'nin reisi olma çabasını içinde olan Hazrec'in reisi Abdullah bin Ubey bin Selul'dur. Tabii bu durum aslında hem peygamberi yaralamak adına hem de peygamberimizin kayınpederi Hazreti Ayşe'nin babası Ebu Bekir'i yaralamayı hedefleyecek ve artık fısıltı şeyleri konuşulmaya, gazeteleri yayınlanmaya başlayacak ve peygamberi küçük düşürme, Ebu Bekir'i küçük düşürmek adına bir takım konuşmalar başlayacak, iftiralar yayılmaya başlayacak. Aslında takriben bir ay kadar Müreysi seferi sonrasında Hazreti Ayşe'nin rahatsızlandığı ve bir ay kadar evinde kaldığı ifade ediliyor. Ama hakkında konuşulanları çok fazla duymayacaktır. Ama Peygamberimizin kendisine olan ilgisinde bir azalmanın olduğunu fark edecek. Nihayetinde teyzesinin kızı Ümmü Mistah'ın bir takım bilgilerden bahsediyor olmasıyla her şeyi öğrenip Peygamberimizden izin isteyip babasının evine gidecektir. Artık babasının evindedir. Hüngür hüngür ağlayacaktır. Artık neredeyse kendisinin ifadesiyle göz pınarları kurumuştur. Şimdi Hazreti Ayşe'nin ailesi de tabii bu duruma üzülüyor. Annesinin şöyle bir ifadesi var. Kızcağızım sakin ol. Vallahi temiz bir kadın kendisini seven bir adamın yanında bulunsun. O kadının kumaları da bulunsun ve insanlar bu duruma laf etmesin diye teselli etmeye çalışacaktır. Ama dedikodular şehirde yayılacaktır. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ayşe'nin ailesi alabildiğine üzülecektir. Tabii bu durum karşısında Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de bir konuşma yapacak, bir halka hitap edecek. Dedikoduların bitirilmesini isteyecektir ama çok ilginçtir. Sahabe arasında da tartışmalar başlayacak. En nihayetinde Peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin babasının yanında kaldığını biliyoruz ya, onun yanına gidecek Ebu Bekir'in evine. Ve tabii gerçekten Hazreti Ayşe üzgündür. Peygamberimiz üzgün, herkes üzgün. Yani ortada ciddi bir problem var. Ve şimdi bir aydır eşinin yanına oturmamıştır Peygamberimiz. Bakın bir aydır ayrılar. Hazreti Ayşe o günü şöyle anlatıyor. Resulullah oturdu ve ardından şöyle dedi. Ey Ayşe! Senin hakkında bana şöyle şöyle sözler ulaştı. Eğer susuzsan Allah senin susuzluğunu ortaya koyacaktır. Eğer bir günah işlediysen Allah'tan bağışlanmayı dile ve tövbe et. Kul günahını itiraf edip sonra da tövbe ederse Allah da onun tövbesini kabul eder. Artık Peygamberimiz sözlerini bitirdikten sonra Hazreti Ayşe gözlerinde bir damla kalmamıştır, yaş kalmamıştır. Ve önce babasına ardından annesine şöyle diyecek. Söyledikleri hususunda benim adıma Resulullah'a cevap verin diyecektir. İkisi de ne söyleyeceklerini bilememişlerdir. Bunun üzerine Hazreti Ayşe ben genç bir kadındım ve Kur'an'ın birçok yerini okuyamamıştım. Vallahi siz bu iftirayı duydunuz ve içinizden bunun doğru olduğunu kabul ettiniz. Eğer size ben masumum desem bana inanmayacaksınız. Allah'ın benim masum olduğumu bildiği bir işi itiraf etsem belki de bana inanacaksınız. Ben artık Yusuf'un babası Hazreti Yakup'un dediği gibi artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise sadece Allah'tır. Yusuf suresi 18. ayeti okuyacaktır. Daha sonra arkasını dönüp yatağına uzanacaktır. Tabii biraz uzun anlatmış oldum ama işte aslında Hazreti Ayşe kendisini temizleyecek, bu iftiralardan kurtaracak bir vahyin ineceğini aslında düşünmüyordur. Ama masumiyetin, masum olduğunu kendisi biliyor. Peki nasıl ispatlayabilirim? Susuzluğunu nasıl ortaya konacağını da çıkartılacağını düşünmektedir. Ama yine de Allah'tan ümit kesilmiyor ve Allah'ın kendisinin susuzluğunu ortaya koyacağını da inancı tamdır. Nihayetinde peygamberimize vahiy gelecek. Vahyin her zamanki haleti ruhi içerisinde peygamberimize vahiy nazil olmuştur. Ve
Peygamberimiz şöyle diyecek vahiy kesildikten sonra: müjdeler olsun ey Ayşe, Allah senin masumiyetini ortaya koydu şeklinde bir ifade kullanacak. Tabii bu esnada Ümmü Ruman Ayşe'ye kalkıp Peygamberimizin yanına gitmesini söyleyecektir. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, vallahi yanına gitmem, sadece benim masumiyetimi bildiren Allah'a şükrederim demiştir. Bakın aslında ne kadar insani durumla Peygamberimiz belki bir şüphelendi bir an eşinin başka bir takım şeyler yapabileceği, ama masumiyeti de açıklanmış olacaktır. Peki Nur suresi nazil olacak. 11, 17 ve 23, 25. ayetler. Hemen onu söyleyelim ve inşallah toplamış olalım konuşmamızın bu bölümünü. Şimdi nazil olan ayetler şöyle, tam iftira atanlarla ilgili olarak. O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Münafıkları kastediyor. Aslında münafıklara bir takım destek olan bazı Müslümanlar da var. Ben kitapta bunları detaylandırmıştım. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen için ise büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman erkekler ve kadınlar birbiri hakkında hüsnü zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Aslında Müslüman böyle düşünmesi gerekiyor. Allah-u Teala böyle uyarıyor. Bu iddialarına dört şahit getirseler ya, şahit getiremiyorlarsa da Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizin de olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz tanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. Eğer gerçek müminlersiniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Nur suresinden ayetler nazil olacaktır. Tabi Peygamberimiz sevinç içinde mescide gidecek, minbere çıkacak. Allah'a hamdü sena ettikten sonra sevgili eşinin masum olduğuna dair henüz inmiş olan ayetleri sahabeye okuyacaktır. Bu şekilde anlatmış olalım Eslem Sude. Teşekkür ederim hocam. Diğer soruma geçiyorum. Hazreti Ayşe'nin Hulafa-i Raşidin ile olan ilişkileri bağlamında kendisinin ile Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'ın katilleri üzerine yaşadıkları itilaf ve bilahare Basra yakınlarında vuku bulan Cemel Savaşı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet. Biliyorsunuz Peygamberimizin vefatının ardından ilk halifemiz Hazreti Ebu Bekir'di. Takriben 2 yıl kadar hilafeti vardır. Zaten babasının halifeliği dönemidir. Babasının halifeliği döneminde mesela babasının içinde bulunduğu sıkıntıları şey var. Hazreti Peygamber daha vefat etmeden önce peygamberlik iddiasında bulunanların olduğunu biliyoruz. Bu durum Hazreti Ebu Bekir döneminde de kendilerini gösterecektir. Tabii bu durum o kadar sıkıntılı hale gelecektir ki Hazreti Ayşe'nin cümlelerine yansıyacaktır. Şöyle bir ifade kullanıyor Hazreti Ayşe: Resulullah vefat edince babamın karşılaştığı zorluklar sağlam dağlara yüklenseydi onları paramparça ederdi. Allah'a yemin ederim ki babam insanların ihtilafa düştükleri her konuyu İslamiyet'teki değer ve ilgisine göre en süratli şekilde çözmüştür diyecek ve babasının aslında ortaya çıkan bu olayları nasıl bir sükunetle ve istikrarla mücadele ederek sonlandırdığını ifade edecek. Diğer taraftan tabii Hazreti Ömer'in halifelik dönemi, yani babasının kısa sürelidir, 2 yıldır. Hazreti Ömer'in dönemi de 10 yıldır. Bu dönemde herhangi bir siyasi faaliyette bulunmuyor Hazreti Ayşe. Aslında bulunduğu bir faaliyet var, eğitim faaliyetidir. Zaten birazdan bahsedebileceğiz. Ama bu arada kaynaklara yansıyan bir takım bilgiler var. Peygamberin vefatı sonrasında eşlerinin Hayber ve Fedek'teki Resulullah'ın hisselerinden miraslarını isteyince Osman bin Affan'ı Hazreti Ebu Bekir'e gönderdiklerini, bundan dolayı da işte ne istiyorsunuz falan bir takım
bilgiler yer alıyor kaynaklarımızda. Ama burada belki zikredilmeyi hak eden bir önemli husus var. Hazreti Ebu Bekir vefat etmek üzereyken kızından istirhamda bulunacak, ricada bulunacak diyelim. Peygamberin yanına defnedilmek isteyecek. Hazreti Ayşe de babasını kırmayacak. Ve aslında Peygamberimiz vefat ettiğinde bile o evde kalmaktadır. Babasının da cenazesinin oraya defnedilmesine izin verecektir. En nihayetinde Hazreti Ömer de vefatından kısa bir süre önce aynı talepte, aynı istekte bulunacaktır. Hazreti Ayşe aslında orayı ben kendime ayırmıştım diyecek ama Hazreti Ömer'i önceleyecek. Hazreti Ömer'i de babasının yanına defnedilmesine izin verecektir. Ama yine Hazreti Ayşe bu mezarların yanında aslında yaşamını sürdürmektedir. Aynı odayı kullanmaya devam edecektir. Alabildiğine mütevazı olduğunu zaten belirtmiş idik. Hazreti Ömer döneminde özellikle kadınlarla ilgili bir takım meseleler ortaya çıktığında ilk başvurduğu kişi, danıştığı kişi Hazreti Ayşe'dir. Çünkü Hazreti Ayşe gerçekten Peygamberimizin zamanında da babasının ve Hazreti Ömer zamanında özellikle kadınlarla ilgili pek çok hususun rivayetlere hani yansıdığı ölçüde söylüyoruz. Pek çok hususta bilgi sahibidir ve bunu Hazreti Ömer'le paylaşacaktır. Onları söyledikten sonra tabii Hazreti Osman döneminde işte biraz işler değişecektir. Onun biliyorsunuz 12 yıllık bir iktidarı vardır Hazreti Osman'ın. İlk 6 yılı da sorun yoktur ama sonraki 6 yılda problemler aslında belki süreç içerisinde ortaya çıkan problemlerden bahsedebiliriz. Ve bunlar karşısında özellikle Hazreti Osman'ın tayin ettiği valilerden bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Ve bunun üzerine aslında kendisi bir kanaat önderi gibi düşünün ya da peygamberin eşi olması hasebiyle aynı zamanda Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'in kızı olması halk tarafından da tabii ki sevilen bir insan. Herhangi bir sorun olduğunda ilk danıştıkları, paylaştıkları kişi Hazreti Ayşe'dir. Bunun üzerine Hazreti Ayşe'ye diyecekler ki işte böyle böyle bir takım sorunlar yaşanıyor. Hazreti Osman'ı bir uyarır mısınız? O da birini gönderecek Hazreti Osman'a. Allah Resulü'nün arkadaşları sana gelip şu adamı görevden almanı istediler ama sen bunu kabul etmedin. Üstelik o adam bunlardan birisini öldürmüş. Onları atadığın validen kurtar dediği rivayet edilmektedir. Aslında daha da ileriye giderek Hazreti Osman'ın yani halifenin istifa etmesini bile istediği anlatılmaktadır. Hazreti Ayşe'nin muhalefetinden de Hazreti Osman'ın rahatsız olduğunu biz fark ediyoruz. Tabii en nihayetinde Hicri 35 656 miladi yılda Hazreti Osman Kufe, Basra, Fustat garnizonlarından gelen isyancılar tarafından şehit edilmiştir. Tabii Hazreti Osman'ın şehit edilmesi tamam. Hazreti Ebu Bekir belki eceliyle vefat etmişti. Hazreti Ömer bir suikaste kurban gitmişti ama Hazreti Osman'ın şehit edilmesi çok daha farklı bir boyutta değerlendiriliyor. Bu bir aslında fitne diye olarak bizim kaynaklarımız böyle ele alır. Tabii büyük bir sorunluğu da beraberinde getirecektir. Çünkü halifeyi Osman'ı, Hazreti Osman'ı öldürenler bu sefer Hazreti Ali'ye Medine'de biat etmek isteyecektir. Ve aslında ipler asilerin elindedir, isyancıların elindedir. Nihayetinde 22 Haziran 656 tarihinde Hazreti Ali'ye biat ediliyor. Ama aslında Hazreti Ali'ye biat edilmiş olsa da bu İslam toplumunun içinde bir takım sorunların ortaya çıktığını, zaten Hazreti Osman'ın son 6 yıllık döneminden itibaren başladığını görüyoruz. Ama Hazreti Ali döneminde de bunun daha da belirgin bir ayyuka çıkması söz konusudur. Tabii işte böyle bir durumla karşı karşıya olacaktır. Şimdi Hazreti Ali'nin halife oldu ama karşısında büyük bir sorun var. Sorun nedir? Hazreti Osman'ın katilleri ortalıkta. Aslında Hazreti Osman'ın katilleri aynı zamanda kendisini halife seçenler. Bunlara yönelik bir faaliyet içinde olamayacağı anlaşılıyor. Ama diğer taraftan Hazreti Ayşe'nin hala bu durumdan rahatsızlık duyduğu, Hazreti Osman'ı öldürenlerin cezalandırılması gerektiğini vurgulayacaktır. Hatta hilafetinin son dönemlerinde Hazreti Osman'dan bir şekilde izin alarak Mekke'ye hacca gitmiştir. Ama ölüm haberiyle birlikte orada
halkla görüşürken şöyle bir ifade kullanacaktır Hazreti Osman için. Halka yaptığı konuşmasında Hazreti Osman'ın mazlum olarak öldürüldüğünü ifade edecektir. Hazreti Ayşe kendisini de Osman'ın öldürülmesinden sorumlu olduğunu söyleyenlere karşı bunu kabul etmeyecektir. Böyle bir konuşması vardır. Ama aslında Hazreti Osman'a karşı bir muhalefeti vardı. Hazreti Osman'ın öldürülmesi yeni bir konjektürü beraberinde getirdi. Buna karşı da Hazreti Ayşe aslında ben böyle bir şeyin istemiyordum. Böyle bir beklentimiz de yoktu ve yapılan işin de çok iyi bir şey olmadığını söyleyecektir. Ama sonraki icraatları ki Cemal vakasına geliyorum. Sonraki icraatları bir taraftan Hazreti Ali'nin Osman dönemi valilerini azledip yerine kendi valilerini tayin etme çabası. Ama mesela Dumeşk'te Muaviye bunu uygun görmeyecektir. Hatta kabul dahi etmeyecektir. Küfe ve Basra özellikle Küfe'de biraz bekle gör politikası izliyor oradaki valiler. Hazreti Ali kendisine karşı bir olumsuz faaliyetlerin olduğunu görecek. Bunun için Medine'den ayrılıp Küfe'yi merkez edinmeye başlayacaktır. Bu sefer Hazreti Ayşe Mekke'den etrafında toplandığı insanlarla Basra'ya gidecek. Basra'da aslında Beytülmal şehir ele geçirilecek. Beytülmal'deki paralara el konulacaktır. Yeğenleri filan Abdullah bin Zübeyir zaten kendi yanındadır. Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam aslında eniştesidir biliyorsunuz. Gerçi boşanmıştır o vakitlerde. Esma'dan boşanmıştır. Onlar hep birlikte bir oluşum içindedirler. Buna karşılık Hazreti Ali Küfe üzerinden buraya bir birlik göndermek istese de başarılı olamayınca nihayetinde kendisi bu işi bitirmek için harekete geçecektir. Ve Cemal Savaşı dediğimiz savaş vuku bulacaktır. Tabii aslında böyle bir savaş her iki tarafta istemiyor. Karşılıklı elçiler gönderiliyor. Bizim kaynaklarımızdan bu savaş neden cereyan etti denilince işte Abdullah bin Sebe denilen bir takım şahsiyetlerin her iki tarafı saldırılar tertip etmesiyle birbirine düşürdüğünden bahsederler. Ya da diğer taraftan özellikle hani Hazreti Osman'ın öldürülmesinde görev alan isyancıların Hazreti Ali'ye biat ettiklerini biliyoruz. Bunlar kendi kusurları, kendi kötülükleri ortaya çıkacak diye savaşa başladıkları şeklinde bir takım bilgiler yer almakta. Ama en nihayetinde karşılıklı olarak elçilerin gönderilmesine rağmen, savaşın yapılmaması istenmesine rağmen iki ordu savaşa girecektir. Hazreti Ayşe asker isimli dedesinin üzerinde Hevdeci vardır. Hevdeç ile birlikte savaşa iştirak etmiştir. Savaş aslında Hazreti Ayşe'nin çevresinde cereyan etmektedir. En nihayetinde bu deve oklarla vurulacak ve Hazreti Ayşe'nin şey yapılmasıyla aslında savaştan nasıl söyleyelim bineğinden tabii bineği vurulup yıkıldıktan sonra kısa süre sonra zaten savaş sona erecek. Çünkü çatışma devam etmeyecektir. Cenazeler defnedilecektir. Hazreti Ali özellikle Hazreti Ayşe'nin yanına kardeşi Muhammed'i görevlendirecek. Onu Medine'ye gönderecektir. Ama bu savaş her halükarda bir tarafta peygamberin eşi, diğer taraftan peygamberin damadı ve yeğeninin başını çektiği, her iki tarafında Müslüman olduğu, her iki tarafta da sahabilerin olduğu bir savaştır. Bu savaş tabii olmamalıydı belki ama nihayetinde tarihçi bunu konuşmaz. Savaş vuku bulmuştur. Ama bunun bir siyasi savaş olduğu, siyaseten bir faaliyet olduğu bilinmeli. Bundan sonra malumunuz belki şeyler olacaktır. Özellikle harici denilen topluluklar bu savaşı bahane ederek her iki tarafından Müslüman olması dolayısıyla şunu söyleyecekler. Büyük günah işleyenin durumu nedir gibi bir takım tartışmalar vuku bulacak. Nihayetinde Hazreti Ayşe ve taraftarları bu savaşı kaybetmiştir. Hazreti Ayşe Medine'ye gönderilecektir. Ama Hazreti Ayşe'nin bu savaş sonrasında artık devamlı hüzün içinde olduğu ve kendi kendisine şöyle tövbeler ettiği, keşke ağaç olsaydım, keşke bir taş olsaydım. Allah'ım beni hiç yaratmamış olmasını isterdim gibi. Yani aslında Müslümanların birbirine düşmesinden duyduğu hüznü bu şekilde ifade ettiği kaynaklarımıza yansımıştır. Ve Hazreti Ayşe'nin
evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin ey peygamber ailesi. Allah'ın istediği sizden kirliliği gidermek ve sizi tertemiz kılmaktan ibarettir. Azap suresi 33. ayet okunduğunda başörtüsü ıslanıncaya kadar ağladı, nakledilmektedir. Böylece Cemal Savaşı'nı da anlatmış olalım Eslem Suudi. Teşekkür ederim hocam. Hazreti Ayşe'nin Emevi halifesi Muaviye ile ilişkileri nasıldı? Onun Medine'de vefat ettiği bilinmektedir. Vefatını anlatabilir misiniz? Tabii aslında Hazreti Ali'nin vefatı, aslında vefatından kısa süre önce oğlu Hasan'a biat edip etmemelerini tavsiye isteyecekler. Hazreti Ali de onları serbest bırakacaktır. Oğlum Hasan'a biat edip etmemekte hürsünüz diyecektir ama kısa süre sonra zaten Hazreti Hasan'a biat edilmiştir. Hazreti Hasan'ın 6 aylık bir iktidarı vardır, halifeliği vardır. Daha sonrasında Muaviye ile anlaşıp hilafeti devredecektir ve artık tarihimizde İslam tarihinde Emeviler dönemi dediğimiz bir dönem ortaya çıkacaktır. Muaviye bin Ebu Süfyan, Süfyaniler kolunun ilk halifesidir. Zaten Emevi devletinin kurucusudur. Hazreti Ayşe Muaviye döneminde bir süre yaşayacaktır. Burada Muaviye ile aslında çok fazla hukuku yoktur ama özellikle Hazreti Ali taraftarlarından Hucur bin Adi denilen bir şahıs var. Bu 671'de öldürülecektir. Aslında Hazreti Ali ve taraftarlarına yönelik İşte Muaviye ve taraftarlarının bir takım propagandalarıyla bu biraz sertleşecektir. Ve Ali'nin, Hazreti Muaviye'nin valilerine yönelik bir takım ileri geri konuşmalar, Emevilere yönelik olumsuz konuşmalar yapacaktır. Özellikle Mughire bin Şube'nin Küfe valiliği döneminde çok sorun yoktur ama Ziyad bin Ebi, ki bu da aslında Hazreti Ali'nin eski adamlarından, komutanlarından birisidir. Onun Irak valiliğinde artık onun bu muhalif tavrından rahatsızlık duyacaktır. Hem Muaviye hem Ziyad bin Ebi. Ziyad bin Ebi diyecek ki Hazreti Ali kendisi de seviyor. Ama şartların değiştiğini, Muaviye'nin otoritesini sarsacak söz ve davranışlardan kaçınmaları gerektiğini söyleyecektir. Ama Hucur hiç rahat durmayacaktır. Taraftarı 3000 kişiyle birlikte hareket ediyor. Mescide geliyor, şehirde huzuru kaçırıyor. Hatta bir kervan bile yağmalayacaktır. Ve en nihayetinde Ziyad bin Ebi bunu ve birkaç taraftarını yakalayıp halifeye gönderecek ve Dümeşk yakınlarında bir yerde idam edilecektir. İşte yakalanıp halifeye gönderildiğinde tabassut etsin, aracılık etsin diye Hazreti Ayşe ile bağlantı kuracaktır bazı hocunun arkadaşları. Hazreti Ayşe de bunun üzerine bir mektup yazacaktır. Ama bu mektubun Hucur idam edildikten sonra kendisine ulaştığı ifade edilir. Muaviye Medine'ye geldiğinde Hazreti Ayşe bir nevi sorgulayacaktır. Neden masum bir insanın idamını emrettiğini. O da aslında ümmet için onun idamının faydalı olduğu şeklinde bir takım bilgiler nakledecektir. Böyle bir olay var. Bir husus da Hazreti Hasan'ın vefatıyla vefatı da kendisine bir şey var, şey var, tavsiyesi var. Ben bir dedemin yanına gömün şeklinde. Ama defnedilme isteğini Hazreti Ayşe uygun görüyor. Ama Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan'ın kardeşi bunun için de çabalayacaktır ama Emevilerin Medine valisi Said bin As, El As bunu çok uygun görmeyecektir. Buna müdahale edecektir. Ama taraflar çatışmaya girecektir. Ama nihayetinde bunu suhuletle halledip Hazreti Hasan'ın Cennetül Bakiye defnedilmesi uygun görülecektir. Şimdi bu bizim kaynaklarımıza yansıyan bir miktar bilgi. Ama özellikle bu dönemde ne yapmıştır Hazreti Ayşe? Müslüman kadınların eğitimine büyük önem verdi. Etrafında toplanan kadınlara dersler verdiğini filan biz biliyoruz. Tabii Hazreti Ayşe'nin vefatı da Emeviler dönemine tekabül etmektedir. Hazreti Ayşe peygamberden sonra çok mütevazi bir yaşam sürüyor zaten. Ve kendisi
çok az bir süre hasta yatakta kalacaktır. Sonuna kadar bilinci yerindedir. Takriben işte peygamberimizden sonra 46 yıl yaşamış ve 65 ya da 66 yaşlarında iken 14 Temmuz 678 çarşamba gecesi vitir namazını kıldıktan sonra ruhunu teslim edecektir Hazreti Ayşe. Tabi Hazreti Ayşe'nin yine bir isteği vardır. Öldüğü gece defnedilmesini isteyecektir. Ve gece olmasına rağmen çok sayıda kadının da iştirak ettiği bir cenaze merasimi tertip ediliyor. Ve cenazesi Cennetül Baki'ye defnedilecektir. Hurma dalı uçlarına ateşler yakılmış. Neredeyse bir düğün ortamı gibi bir ortam hazırlanmıştır. Medine valisi Mervan bin Hakem Umre'de olduğu için yerine vekil tayin etti. Ebu Hureyre Hazreti Ayşe'nin cenaze namazına kıldırmıştır. Ve aynı gecede zaten cenazesi defnedilmiş. Kabrinin üzerine bir örtü örtüldüğü nakledilmektedir. Bunları da belirtmiş olalım Eslem Sude. Teşekkür ederim hocam. Hazreti Ayşe'nin kişiliği ve ilmi faaliyetleri ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Evet. Şimdi Hazreti Ayşe, Ayşe'nin kişiliği ile ilgili olarak öncelikle şunu söyleyelim. Hazreti Ayşe peygamberimizin evlendiği üçüncü hanımıdır. Hatice'yi kendisi görmemiş olsa da, ilk eşi Hatice'yi görmemiş olsa da gıyabında onu çok kıskandığı ifade edilmektedir. Ve bu durumu da Allah Resulüne ifade etmekten de kaçınmadı yine naklediliyor. Şimdi diğer eşi Sevde ile daha önce bahsettik bir anne, bir abla, kardeş, kız ilişkisi yaşadığını biliyoruz. Diğer taraftan Hazreti Ayşe sevgi dolu, itaatkar bir eş, iyi bir ev hanımı, yol arkadaşı, sırdaş olduğundan bahsettik. İyi bir eğitimci ve her zaman eşinin yanında bulunan bir kadındır. Her daim yanındadır. Hani eğer başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır falan derler ya, yanında Hazreti Ayşe. Ayrıca ev işlerini kendisi yapıyor. Sürekli oruç tutuyor. Geceleri namaz kılıyor. Nafile ibadetlerle meşgul oluyor. Kadınlara namaz kılarken onlara imamlık yaptığı, kocasının yanında nöbet tuttuğunu zaten bahsetmiş idik. Fakir ve öksüz çocukları himaye ediyor. Onların eğitimi ve terbiyesiyle bizzat ilgileniyor. Çok sayıda köle ve cariye azat etmiştir. Ve bunların ilimle meşgul olmasına da vesile olacaktır. Kanaatkar, mütevazı, vakur, cömert bir insandır. Ölene kadar hayır yaptı. Zaten bahsetmiş idik. Ve aslında peygamberimizin vefat ettiği, hani o kerpiç evde de kendisi vefat edecektir. Alabildiğine mütevazı bir yaşam sürmüştü. Tabii çocuğu olmadığı için her daim peygamberimizin yanında, peygamberimizin hizmetinde yanında olmuştu. Ama yine çocuğu olmadığı için fazla meşguliyeti de yok ve ilimle uğraştı. Bakın bu çok önemli bir husus ve gerçekten birazdan bahsedeceğiz. Naklettiği hadis sayısının 2200 civarında olması onun neredeyse Hazreti Peygamber'in yanında her şeyi hafızasına aldığı, her konuyu zihninde tuttuğu anlamına geliyor. Bu önemli bir husustur tabii ki. Tabii Peygamberimizin diğer eşleriyle olan ilişkisi içerisinde bir miktar insani anlamda bir kıskançlığın olduğu kaynaklara yansımış gözükmektedir. Ama bu kendisine bir halel getirecek bir durum değildir tabii ki. Güçlü zekası var, hafızası var. Peygamberimizin terbiyesinde yetişmiş mükemmel bir öğrencidir. Zaten çocuğu olmadığı için de ilimle daha fazla meşgul olduğunu söyleyelim. Tabii Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberin sünnetini en iyi bilen, anlayan, muhafaza eden sahabelerin başındadır. Başında yer alıyor kendisi. Babasının yanında zaten Mekke'nin şiir ve soy bilgisi eğitimini almış idi. Vahyin gölgesinde peygamberimizin hane-i saadetinde de kendisi aslında İslam'ı en güzel şekilde öğrendi. Fikirleri olgunlaştı ve derinleşti. Eksiklerini, yanlışlarını bilemediklerini ve anlayamadıklarını bir teviye peygamberimizin merak içerisinde sordu. Allah Resulüne soru sormak onun için güzel bir haslet, bir alışkanlık idi.
Çok ilginçtir. Arap diline vurgusu çok fazladır Hazreti Ayşe'nin. Arap şiirini de iyi bildiği rivayetlere yansıyor. Lebit ve Kab bin Malik'in gibi şairlerin şiir ve kasidelerinden belki 100'e yakınını ezbere bildiği ifade ediliyor. Hatta çocuklara diyor ki, sahabeye diyor ki, çocuklarınıza şiir öğretiniz ki dilleri tatlansın. Şiirin ne kadar önemli olduğunu. Onun için aslında bizler de şiirler böyle güzel sözlerle dilimizi zenginleştirebiliriz. Onu söyleyelim. Tabii şiir, edebiyat, tarihi, soy bilgisini babasından öğrenmiş idi. Ama aynı zamanda fesahat ve belagatıyla ünlü bir hatip olması dolayısıyla konuşmasının insanlar üzerinde etki bıraktığı, babasının vefatı üzerine kabri başında yaptığı duası, Cemal Vakası'nda okuduğu hutbesiyle filan da gerçekten onun iyi bir hatip olduğunu da biz öğrenebiliyoruz. Kaynaklarda kendisinin yazıyı bildiği, yazabildiği ya da işte yazamadı ama Kur'an-ı Kerim okumasını bildiği ifade edilse de aslında yaşının küçüklüğü nedeniyle İslamiyet'inden öğrenmeye yapmış olduğu vurgu dolayısıyla Hazreti Ayşe'nin aslında okuyup yazabildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Onu da belirtmiş olalım. Tabii bu arada şunu da söyleyelim. Mesela Hazreti Peygamber'den duyduğu her şeyi olduğu gibi kabul etmedi. Aklına uymadığı ya da Kur'an'la çatıştığını düşündüğü hususlarda rahatlıkla peygambere den açıklama istediğini de kaynaklardan öğrenebiliyoruz. Bu önemli. Tabii evi hemen mescidin duvarına bitişiktir. Her daim zaten evinden peygamberimizin namaz kıldırdığı yeri de görebiliyor. Her daim mescide gelenlerden gidenlerden haberdardır. Peygamberimizin ziyaret edenler ne tür konular soracaksa onları bir şekilde haberdardır. Ve bu anlamda bize muazzam bir miktar da hadisi nakletmesi bakımından da önemli olduğunu söyleyelim. Şöyle söyleyelim, yine 2210 tane hadisi rivayet ederek sonraki nesillere hadislerin aktarılmasında büyük bir rol oynayacaktır Hazreti Ayşe. Tabii bu 2210 tane hadis neden bu kadar önemli? Çünkü bütün peygamberin eşlerinin naklettiği hadis sayısını 607 olduğu düşünecek olursa Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği hadislerin dörtte birine ancak tekabül etmektedir. Bu da gerçekten Hazreti Ayşe'nin neredeyse yemeyip içmeyip peygamberin her daim yanında olup bu hadisleri Müslümanlara nakletmek için hıfzettiği, çabaladığını biz anlıyoruz, görüyoruz. Diğer taraftan mesela çok ilginçtir. Bir kısım hadislerin geliş nedenlerinin bilinmemesinden kaynaklanan hataları düzeltiyor kendisi. Diğer taraftan Hazreti Ayşe'nin yanıldığı, unuttu, hadisin baş tarafını nakletmeyip sonunu zikrettiği gibi bir takım ifadeler kullandığı şeklinde kaynaklarımıza bilgiler nakledilmektedir. Şöyle söyleyelim son olarak, çok fazla uzattığımın farkındayım ama zaten geç başlamıştık. Hazreti Ayşe'nin naklettiği hadislerin içeriğini biraz konuşalım isterseniz. Tabi peygamberin, Hazreti Muhammed'in peygamberliği, aile hayatı, günlük yaşamı, savaşları, veda haccı, vefatı ve ahlakı üzerine hadisler naklediyor. Bilhassa Allah Resulü'nün aile hayatına dair naklettiği bilgiler, ki zaten kendisi o haneden bir insandır, çok önemli bilgilerdir. Özellikle sonrakiler için önemli bilgiler ihtiva ediyor. Bunlardan başka cahiliye çağı tarihi, kadınlara dair hükümler, Mekke ve Medine dönemlerine dair Müslümanların faaliyetleri, ibadetleri, ölüm ve ahiret hayatı, kıyamet gibi bazı konuları da ele aldığını biz anlayabiliyoruz. Tabii Hazreti Ayşe peygamberin vefatından sonra İslam dininin esaslarını anlatmayı kendisine görev biliyor. Evi bir ilim ve irfan ocağı oluyor. Fetihlerle birlikte sahabenin bir kısmının muhtelif işte ordugah kentlere, Kufe'ye, Basra'ya, Fustat'a gitmeleri üzerine kendisi aslında Medine'de kalacaktır. Medine'de İslami ilimlerin temellerini aslında Hazreti Ayşe'nin atmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle buradaki hadis ve fıkıh alanında Medine ekolünün oluştuğunu da belirtelim. Ve böylece aslında Hazreti Ayşe'nin katkısı da burada unutulmamalıdır. Medine'nin bir ilim merkezi haline gelmesinde bunları söylemiş olayım.
herhalde yeterli olacaktır Eslem Sude. Yeterli hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz tekrardan okulumuz adına. Biz aynıdan vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzniniz olursa ben yarınki söyleşilere alakalı küçük bir bilgi vermek istiyorum. Tabii ki. Tabii ki Eslem Söğüt'e. Yarın Güldeste Ergül moderatörlüğü eşliğinde Nur Yıldırım hocamızla beraber Hazreti Hafsa söyleşimiz olacak. Herkese katıldığı için bugün için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar hocam. Teşekkürler.